اِمْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ. Eğer siz nehyolunduğunuz, yasaklandığınız haramların, günahların büyüklerinden sakınırsanız, nukeffir ankum seyyiatikum, sizin ufak tefek falsolarınızı, ufak tefek kusurlarınızı, günahlarınızı örteceğiz, örtbas edeceğiz, kale almayacağız, bağışlayacağız. Ve nudhilkum mudhalen kerima, ve sizi çok cömert, çok şerefli, çok yüce bir cennete koyacağız. Bakın burada kebair kavramı geçiyor. Kur'an'da bu kavram geçtiği gibi Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinde de bu kavram geçmektedir. Kebair, kebir kelimesinin çoğulu, yani büyükler anlamına geliyor. Eğer sizler nehyolunduğunuz, yasaklandığınız günahların büyüklerinden sakınırsanız, iştinab ederseniz, ufak tefek kusurlarımızı Allah bağışlayacak, kale almayacak, örtbas ediverecek, siliverecek ve bizi çok yüce bir cennetine koyacağını müjdeliyor. İbni Hıbban'ın rivayetinde Buhari'de Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir kişi beş vakit namazını kılar, yani bedeninde Allah'ı söz sahibi kabul eder, malının zekatını verir, malında da Allah'ı yetkili bilir, Ramazan orucunu tutar ve şu yedi büyük günahtan da sakınırsa cennetin bütün kapıları ona açılacak ve dilediği kapıdan girmesi için ona yetki verilecek. Nesai'de Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam, yine Buhari'de de aynı hadis var, böyle buyuruyor. Peki nedir bu hadiste geçen yedi büyük günah? Zina, içki, sihir, faiz, iffetli ve namuslu bir kadına ve erkeğe zina iftirasında bulunmak, adam öldürmek yani kıtal ve bir de savaşta düşman karşısında kaçmak. Bu yedi günahtan sakınan, beş vakit namazını kılan, Ramazan orucunu tutan ve de malının zekatını veren kişiye cennetin bütün kapıları açılacak ve dilediği kapıdan girmesi için ona izin verilecek diyor Peygamber Aleyhisselam. Tabi büyük günahlar bu hadistekilerle sınırlı değildir. Peygamber Aleyhisselam'ın başka hadislerinde başka büyük günahlardan söz edilir. Kimileri günahın büyüğü küçüğü olmaz, günahın kime karşı işlendiği önemlidir, günah Allah'a karşı işleniyorsa onun büyüğü küçüğü olmaz demeye çalışsalar da, işte Kur'an'da kebair ifadesi kullanıldığına göre, bir de Peygamber Efendimizin hadislerinde kebair kavramı geçtiğine göre ukalalığın gereği yok. Demek ki büyük günahlar, küçük günahlar vardır. Ve bizler büyük günahlardan sakınmak zorundayız. Büyük günahların yakın semtine bile uğramamak zorundayız. Büyük günahlardan içtinab etmek zorundayız. Eğer böyle yapabilirsek Allah bizim küçük günahlarımızı, ufak tefek falsolarımızı, kusurlarımızı bağışlayacak ve bizi cennetine koyacak.